Evet efendim, hoş geldiniz. Filogastik'e hoş geldiniz efendim. Ben Olcay Aydilek, 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Göçmen'le birlikte her hafta Cuma günü sizlerle birlikte oluyoruz. Profesör Doktor Kamiral Elbeyli hocam bu hafta bir işi olduğu için programımıza katılamadı. Bugün programımızda çok özel bir konuğumuz var. Türkiye Edebiyatı'nın usta kalemi yazar Ahmet Ümit. Ahmet Bey hoş geldiniz efendim, iyi akşamlar. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet Bey'le son kitabı hemen şöyle göstermek istiyorum. Son kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi üzerine konuşacağız. Tabii bu kitapta çok katmanlı konu başlıkları var. Bence kitabın en önemli unsuru bugün dünyayı çepeçevre saran milliyetçilik, faşizm, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçi yaklaşımlar, suçun psikolojisi, Tanrı, baba, iktidar, kudret ilişkisi, yasa, düzen, adalet ve korku. Ben bazı konu başlıkları çıkartmaya çalıştım. Bunları Ahmet Bey ile birazdan konuşacağız ama kitabın oturduğu zemin mitoloji. Aslında bu mitoloji deyince de kadim geleneğe gitmemiz gerekiyor. Ahmet Bey ile önce bir mitolojiden başlamamız gerekiyor. Homeros, Hesiodos, eski Yunan. Bize Ahmet Bey buradan başlayabilir miyiz? Kitabın çıkış Tabii. noktasına özellikle mitolojiyi koymanızın gerekçesi neydi? Sizde mitolojinin karşılığı ne oluyor? Hani eski Yunan'da mitoloji hemen karşısına logos konuluyor ya, özellikle Thales'le, ilk filozof olarak bilinen Thales'le birlikte doğaya dönüş. Oysa mitoloji daha çok işte tarihi merkeze alan bir hakikat arayışı. Sizin bu konudaki yorumunuzla dilerseniz başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ya aslında tabii mesele şu, yani bir yazar özellikle edebiyatçı için nedir? Edebiyatçı yazarken, hikayelerini yazarken, romanlarını yazarken, denemelerini yazarken, hatta şiirlerini yazarken neyin peşindedir? Yani sözcüklerle oynamak, sözcükleri yan yana getirmek, insanların ilgisini çeken hikayeler anlatmak. Bütün bunların bir amacı var mıdır? Yoksa yazar sadece edebiyatın işlevlerinden biri de budur. Yani hoşça vakit geçirmek mi istemektedir okurlarına? Sıkıcı zamanlardan insanları kurtarmak mı istemektedir? Şimdi bu soruların cevabını verirsek bence mitolojiyle benim ilgimin ya da bence her yazarın ilgisinde olması gerektiğini anlarız. Benim yazarlık anlayışıma göre yazarın, edebiyatçı yazarın amacı, misyonu neyse insan ruhunu anlatmaya çalışmak, insan ruhunu açıklamaya çalışmak. İnsan ruhu bedenden ayrı olmaz. Yani insanı anlamaya çalışmak, insanı anlatmaya çalışmak. Ve ama bu soru insan nedir? Bu dünyada niye var? Bir amacı var mı? Buraya geldik işte bir belli bir amaçla mı buraya geldik? Yaratıldık mı? Evrim sonucu mu olduk? Bütün bunların hepsinin tabii üzerinde düşünmek gerekiyor. Tekrar tekrar yanıtlarını vermek gerekiyor. Mitoloji de aslında bu kitabımızda anlattığımız Yunan mitolojisi olsun, Mezopotamya mitolojisi olsun, Hint mitolojisi olsun, Latin Amerika mitolojisi olsun, bütün mitolojiler de aslında biraz önce sözünü ettiğim sorulara verilen yanıtlar temelinde ortaya çıkmıştır. Belki felsefe öncesi insanın düşünme biçimidir. Yani bizim bu dünyada ne işimiz var? Yani biz ne yapıyoruz? Düzeni sağlayan kimdir? Nedir? Bir amacımız var mı? Başka bir dünya var mı? Nereden geldik? Bu soruların temelinde çıkan, esaslı bir şekilde çıkan, en esaslı şekilde ortaya çıkan düşünsel disiplinlerden bir tanesi. Bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce, 2000 yıl önce değişik tarihlerde mitolojidir ve Antik Yunan mitolojisi de bunun en esaslarından bir tanesidir. Bunları bugün artık baktığımız zaman bunun açılmış olduğu düşünülebilir. Yani artık işte tek tanrılı dinler var, bilim o kadar, felsefe o kadar gelişti ki artık düşünürken bunlara gerek duymayabiliriz denilebilir. Ama bunları kavramadan, yani mitolojiyi kavramadan, dinleri kavramadan insanlığın zihniyet tarihini anlamamız mümkün değil. Ancak bunları kavradığımız zaman insanın zihniyet tarihini anlamak mümkün. Biraz öncesini saydığımız filozoflar yahut felsefe tarihinin temelinde de bir öncesinde de aslında bir düşünce biçimi olarak insanın kendisini, doğayı, zihnini tanıma etkinliklerinden biri olarak da mitolojinin bu işin ilkel ama son derece önemli adımlarından bir olduğunu söyleyebiliriz. Mitoloji aslında Antik Yunan mitolojisi bir tür din. Yani burada baktığımızda gerçekten bir din var. Ama tek tanrı dinlerden farklı olarak burada tek bir kitap yok.
Yani şimdi baktığımız işte Yahudilikte Tora diye bir kitap var, İncil var, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta Kur'an var. Ama Antik Yunan mitolojisinde hani bunu tam anlamıyla anlatan bir kitap hangisidir dediğimizde böyle bir kitap yok ama iki kitap var. Aslında üç kitap var. Aynı yazarın yazdığı varsayılıyor. Bir tanesi işte Hesiodos'un Tanrıların İşleri. Orada bundan bahseder. İnce bir kitaptır ama temel olarak hani çok incelenirse neler olduğu anlatabilir. İşte tanrılar, titanlar, tanrıların doğuşu, titanlarla tanrıların savaşı, tanrılarla devlerin savaşı anlatılır. İkinci kitap ise çok daha detaylı ama esas olarak bunu anlatmamakla beraber orada da aslında Yunan mitolojisindeki tanrılar, bu tanrıların insanlarla ilişkileri, kendi aralarındaki ilişkiler, Olimpos'taki ilişkiler, Homeros'un İlyada ve Odysseus'u dediğimiz iki kitap. Bunlar aslında mitolojinin, Antik Yunan mitolojisinin kutsal kitaplarıdır. Yani bir anlamda bunları kutsal kitaplar olarak da okumak mümkün. Ama mitoloji aynı zamanda Hesiodos'un kitabı için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Orada tanrıların maceralarını ya da titanların maceralarını, devlerin maceralarını anlatıyor. Ama Homeros'un destanında yani işte Mezopotamya'daki Gılgamış destanından sonraki en gelişmiş destan, dil olarak daha yetkindir elbette. Buraya baktığımız zaman biz bu destanın kendisi aslında doğrudan insanlarla tanrıların ilişkisini anlatıyor. Orada derinlemesine baktığımız zaman o tanrıları yaratanların da insanlar olduğunu satır aralarında görmek mümkün. Yani mitolojiyi şöyle tanımlamak, toplayacak olursak şöyle tanımlamak mümkün. İnsanın kendini tanıması, doğayı elbette ve kendini tanıması anlamındaki ilk düşünce biçimlerinden, ilk düşünce disiplinlerinden biridir. Bir yazar olarak ben de insan ruhunu anlatmaya çalışan bir yazar olarak bütün kitaplarımı aşağı yukarı yapmaya çalıştığım şey budur. Bu insan ruhunu tanımanın ilkel biçimi diyebileceğim yöntemi anlattım ve son derece basit bir şekilde anlatmaya çalıştım aslında. Mitolojiyi bir tür bugün bir şey gibi de anlatabilirsiniz aslında. Dede, baba ve torun arasındaki bir aile kavgası, bir aile içindeki iktidar kavgası olarak da anlatabilirsiniz. Ben de aslında tam böyle anlattım. Çünkü son derece karmaşık. Daha sonra o kadar çok mitoloji üzerine kitaplar yazıldı, sözlü anlatılar gelişti ki dallanıp budaklandı ki kocaman bir ormana dönüştü Yunan mitolojisi. Ben en temel ve basit olanını, daha doğrusu basitleştirilmiş halini, yalınlaştırılmış halini diyebiliriz. Kayıp Tanrılar ülkesini anlatmaya çalıştım. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Doğan Hocam çok özür dilerim. Hemen burada bir soru daha soracağım. Sonra size bırakacağım. Ahmet Bey, şimdi Terentius diyor ki insanım ben, insana dair hiçbir şey yabancım değildir. Şimdi bu ilk bakıldığında insana gerçekten insanın insanı sizin ifadenizle tanıdığını düşünüyor. Ama özellikle şu son yaşadığımız Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yaşadığımız o ırkçı yaklaşım bizim insanları tanıma konusunda hep bir boşluğumuzun olduğunu, zaafımız olduğunu sanki gösteriyor. Örneğin Ukrayna meselesinde Avrupa'ya göç eden ya da Avrupalı'nın bakışı sarışın mavi gözlülere yapılanları eleştirirken, kınarken rengi, dili, dini farklı olanlara karşı yaklaşımı insanı gerçekten düşündürüyor. Bu anlamda bakıldığında biz insana dair her şeye aslında yabancı değil miyiz? Biliyor muyuz? Şimdi evet, yani aslında bence insana dair düşüncelerim sürekli değişim geçiriyor. Yani düşünce tarihinden bahsettik. Hristiyan orta çağında, karanlık dönemde düşüncenin temelinde inanç vardı. İnanç olduğu için de işte bir tanrı var ama Hristiyan tanrısı, o Katoliklerin Hristiyan tanrısı. O ona doğru belirleniyordu. O kilisenin koyduğu kurallar ve hükümler geçerliydi ve insanın sadece inanç temelinde örgütlenmiş, inanç temelinde hareket eden, inanç temelinde yargı oluşturan bir sistem vardı ve bu sistem aslında aklı dışlıyordu. Fakat daha sonra ne oldu? Buna antitez olarak Rönesans, akıl
gelişti. Aklı insan ortaya çıkardı ve reddetti bunu yani. Onun yerine akıl ve aydınlanma dönemi diyebileceğim. İşte buna bağlı olarak da Rönesans'ın ardından Alman filozofisi ya da Alman aydınlanması, Alman çağı falan gelmeye başladı. Ama burada da bir problem vardı. Buradaki problem de şuydu, insanı o kadar yüceltiyordu ki. Yani insan her mükemmel bir varlık. İnsan yeryüzüne gelmiş çünkü zeki olduğu için de şahane bir mahluk ve akıldan oluşuyor. Hatta bakın polisiye roman, uzun yıllar polisiye romanı küçümsenmiş nedeni de buydu. Çünkü polisiye romanda cinayeti anlatıyor. Oysa güzel sanatlar, yani insanoğlunun en yüksek faaliyeti, en yüksek zihinsel faaliyeti böyle korkunç ve iğrenç bir şey anlatmamalı diye polisiye roman yıllarca küçümsendi. İnsanın doğru teşhis edilmediğini düşünüyorum ben. İnsanın doğru, insana doğru tanı konulmadığını düşünüyorum. Şöyle düşünüyoruz. Genellikle böyle, bu bütün dinler de aslında bunu söylüyor. İdeolojiler de, mesela Marksizm de bunu söylüyor. Çok tuhaf bir şekilde dinler de bunu söylüyor. İnsan iyi bir varlıktır. Böyle başlıyoruz. İyi var. Biz iyiyiz. Kötülük sonra, hani böyle sistem yanlış olduğu için ya da içimizdeki şeytan bizi ele geçirdiği için kötü. Hayır, böyle değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Biz iyi değiliz. Kötü de değiliz. O öyküyü anlatan da insan çünkü, değil evet, mi? Yani o dili kuran insan. Tabii biz hem iyiyiz hem kötüyüz. Yani eğer doğru bir eğitim alınırsa, o insan doğru bir şekilde yaşarsa iyi olabilir. Ama inanın bana, kötüye daha çok meylediyoruz biz. Bakın yıllardır insanlar var olduğundan beri, yani insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Mağara devrinde gençler farklı mağaralardaki de birbirlerini öldürdüler. Bugün biliyoruz ki öldürdükleri insanları yemişler. Onu da biliyoruz yani. Neandertallerin Homo sapiens tarafından yenildiğini bu konuda kanıtlar var. Mağaralar birbirini öldürdüler ve gerçekten ortadan kaldı. Sonra feodal dönemde birbirini öldürmüşler. Yaşadık bunlar. Bu bölgede özellikle Mezopotamya'da çok kanlı olaylar var. Ve bugün 20. yüzyılda Ahmet Bey. Evet, onu diyeceğim. Ve bugün geldiğimiz yerde hiç şaşırtıcı değil. Yani bugün Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı hiç şaşırtıcı değil. Yani Suriye'de olanlar hiç şaşırtıcı değil. IŞİD diye bir olay, bunlar hiç, yani bence asıl mesele o. Yani sözümün sonunda bunu söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Biraz önce dedim, insan ruhunu anlatır edebiyatçı. Niye anlatır? Çünkü elbette biz psikolog değiliz ama ya da siyasetçi değiliz, evet doğru, ama biz insan hakikatine bütünsel bakarız. Yani bütün bilimler insan hakikatini parçalamak zorundadır anlatmak için. Sanat sadece bütünsel bakar. Bütünsel baktığımız için de bu gerçeği anlatma çabası, anlatır mıyız bilmiyorum, anlatma çabasında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Doğan Hocam, buyurun. Ederim. Çok çok teşekkür ederim Ahmet Hocam, tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim hocam, ne demek. Şimdi hocam, siz basit bir cinayet olayını diyelim anlatıyorsunuz. Mütevazı bir şekilde ben insanın ruhunu anlatıyorum diyorsunuz ama aslında insanın ruhundan çok daha fazlasını anlatıyorsunuz. Mesela şöyle diyelim, Bab-ı Esrar'ın birinci cümlesi insanı birden gökyüzüne gönderiyor. Yani gözlerini yukarıya baktırıyor. Sonra yeryüzüne indiriyor ve tekrar birdenbire içine döndürüyor. Yani bir cümleyle insanı gökyüzüne gönderiyorsunuz, bütün bir kainata yöneltiyorsunuz. Yeryüzüne ayaklarını bastığı toprağa ve sonra içine döndürüyorsunuz. Tanrılar ülkesinde de şöyle bir cümleniz var mesela. İnsanlık çığırından çıktı. Şimdi bir cinayeti anlatırken o Bab-ı Esrar'da mesela insan ruhunu bir yerde bütün bir evrenle birleştirerekten anlatıyorsunuz diyelim. İşte 13. yüzyıl. Burada da bütün bir insanlığın tarihini anlatıyorsunuz. Bir cinayeti anlatırken bütün bir insanlığın tarihini anlatıyorsunuz. Yani insanın ruhunun bir yerde haritasını çizerken bütün bir insanlık halini şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda bir bütün olarak vermeye çalışıyorsunuz. Yani insanın ruhunu dış dünyasındaki haliyle beraber veriyorsunuz. Bu bakımdan ben çok ilginç buldum. Epistemolojik olarak çok ilginç buldum hocam. İnsanın ruhunun haritası acaba insanın dış dünyadaki halinin haritası mı oluyor hocam? Neden öyle bütünlüklü bir şekilde insan ruhunu
insanlık tarihine gömerek anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi tabii yani bu son derece soyut bir şey olduğu için insan ruhu dediğimiz şey. Çünkü hem zihinsel faaliyetlerimizi içeriyor hem duygusal faaliyetlerimizi içeriyor. Yani öyle denir yani zihinsel faaliyetleri üçe ayırıyorlar bazı felsefeciler işte estetik alan, etik alan ve mantıksal alan diye üçe ayırıyorlar. Ve bütün bunların hepsinin aslında duygusal tarafı var ve zihinsel akıl yürütüyoruz. Evet yani tabii bir toplumun içine doğuyoruz. Bir ailenin içerisine doğuyoruz. Bir kültürün içerisine doğuyoruz. Ama hepimiz insanız ama bunun farklarını görebiliyoruz. İşte siz de Anteplisiniz, ben de Antepliyim. Antepli olmak diye bir şey var. Yani çünkü doğduğumuz toplum bize bütün bunları yüklüyor. Yani öyle şeyler yüklüyor. Eskiden daha fazlaydı tabii. Çok göç almadığı zaman Antep. Daha bir Antepli diye birinden bahsedebilirdik. Ya da bugün İstanbul yahut Bursalı yahut İzmirli. Bunlar dağılmaya başlıyor. Ama esas olarak insan beyni diyelim ya da insan zihni diyelim bir tür etkilere açık bir denize benzetirsek dışımızdaki bütün olaylar, olumlu olumsuz bütün olaylar ya da işte kültür, insan ilişkileri bütün onların hepsi bizi etkiliyor, dalgalandırıyor, durultuyor ama aynı zamanda da oluşturuyor. Yani yaşadığımız toplum bizim ruhumuzu oluşturuyor. Temelde bir şey var. Buna şey diyorlar. Kan basıncı, temperament diyorlar. Bu kan basıncı şey gibi bir şey. Boyumuz bosumuz gibi, kaşımız gözümüz gibi. Yani bu değişmez. İşte melankolik insan var, efendim işte kolerik diye bir insan var. Bunlar değişik. Sinir sisteminin güçlü olması ile ilgili. Bu doğrudan psikolojiden ve şahsiyetten farklı olarak bir şeyden söz ediyorum. Bu var. Bunun üzerine doğduğumuz andan itibaren bizim kişiliğimiz, sosyal ilişkilerle yaşadığımız aile, yaşadığımız şehir, yaşadığımız köy, yaşadığımız çağ, bütün bunlar ve aldığımız eğitim, bütün bunlar bizim şahsiyetimiz oluşturuyor ve bu şahsiyetin altında gerçekten bir ruh var ve bu ruh gerçekten de bütün bu etkilerle beraber oluyor. Elbette nörolojik olarak şöyle şeyler var. Yani hep bu tartışılır. Seri katiller tartışılır örneğin. Seri katil nedir? İnsan avlamaktan zevk alan bir insan. Yani avcılığın her türlü korkunçtur ama insan avlıyor ve bundan zevk alıyor. Yani insan bizde insanlar birbirlerini öldürürler ve öldükten sonra pişman olurlar, vicdan azabı duyarlar. Empati kurarlar çünkü empati var ama seri katil bunu kuramıyor. Kuramadığı için de incelemeler sonucu şu yapılıyor. Yani neden öldürüyor? Ve şu ortaya çıkıyor. Bazen beyin kıvrımlarında gerçekten nörolojik olarak yani maddi olarak bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı sonra sosyal ilişkilerde kendini ortaya çıkarıyor. İşte bizim ruhumuzda da elbet böyle bir takım yapısal bedenimizin var, yapısal temelleri var. Ama esas olarak gerçekten de ben şunu inanıyorum. Yaşadığımız ilişkiler, yaşadığımız çağ bizi belirliyor. Ama doğarken şuna inanmıyorum. Eskiden inanırdım. Yani tarihsel iyimserliğe inanırdım. İnsanın iyi bir mahluk olduğunu inanırdım. Ama artık gerçekten buna inanmıyorum. Ve buna inanmana da yanlış olduğunu düşünüyorum. İlerleme açısından yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer iyi olduğunu düşünürsek insanların çaba harcamıyoruz. Yani çaba harcamamız lazım. Tıpkı bir doktorun hastayı doğru teşhis etmesi gibi. Arkadaşım senin hastalığın bu. Bunun için de şu tedaviyi uygulamamız gerekir demesi gibi. İnsanı doğru teşhis etmek lazım. Çünkü tek bir insan ruhu aslında. Evrensel bir ruh da aynı zamanda hepimizin. Yani niye Dostoyevski'nin romanlarını okuduğumuzda biz o insan ruhuyla karşılaşıyoruz? Balzac'ın romanlarını okuduğumuzda, işte Kafka'nın hikayelerini okuduğumuzda. Çünkü aslında ülkeler farklı olsa bile anlattıkları bizim ruhumuz. Ya işte biraz önce Homeros'tan bahsettik. Homeros'un savaş anlatıyordu bize. Troya'sa bizim Çanakkale'deki savaşı anlatıyordu. O savaştaki yaşanan duygular, vahşet, kahramanlık, korkaklık, ihanetle Suriye'de yaşanan kahramanlık, korkanlık, cesaret çok fark etmiyor. Silahlar değişmiş, her şey değişmiş ama bunlar değişmiyor. O yüzden yazar bence bunu anlatması gerekiyor. İnsan tekrar insanın ne olduğunu anlatmamız gerekiyor bizim. Bu siyasetçilere de yol gösterebilir. Bilim insanlarına da yol gösterebilir. Bakın yıllar önce psikanaliz yoktu. Biliyorsunuz Freud'le beraber psikanaliz başladı. Ama ne vardı? Edebiyat vardı. Nitekim Freud psikanalizi yaparken edebiyattan yararlandı. Sofokles'in kralı Oedipus'undan yararlandı. Oedipus kompleksi de bir teori oluşturdu yani erkeklere dair. Yahut baba katilliği ile ilgili ne yaptı? İşte Shakespeare'in Hamlet'inden, Macbeth'inden yararlandı. Karamazov kardeşlerden yararlandı. Çünkü kendisi de Dostoyevski kendi babasını öldürmeyi düşünüyordu. Buradan yola çıkarak psikanalizi oluşturdu. Bugün edebiyatçıların böyle bir
Yapar mı yapmaz mı bilmem tabii, edebiyatçı bunu yapmalıdır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim kimseye akıl verecek benim halim yok. Kimse haddim de değil. Ben kendi adıma konuşuyorum sadece. Ama bence edebiyatın böyle bir misyonu olmak zorunda. Olmak zorunda çünkü bilim o kadar gelişti ve gelişiyor ki bütün bu bilgiler içerisinde bilim insanları kendi alanlarında o kadar çok uzmanlaşıyorlar ve kendi alanlarına o kadar çok yoğunlaşıyorlar ki büyük resmi kaçırıyorlar. Oysa edebiyat biraz önce söylediğim gibi hayata, çağlara, insanlığa, günümüze, ülkenin bütününe, kadına, erkeğe, yaşlıya, çocuğa, hayvanlara, herkese bir bakabilecek bir kapasiteye sahip, yeteneğe sahip. O yüzden bence bu anlattığımız her şey, sizin de söylediğiniz gibi sevgili Doğan Hocam, anlattığımız her şey, cinayetler, tarih, aşk, aslında bütün hepsi insana dairdi, insanla ilgilidir. Zaten şöyle olur, iyi bir kitap okuduğumuzda biz kalıcı olan odur. Yani bugün Don Quixote'u okumamış olan pek çok insan bile arkadaşına şöyle diyebilir, Don Quixote'luk yapma diyebilir. Sherlock Holmes okumamış biri bile, ya sen de Sherlock Holmes gibisin, her şeyi çözmeye çalışıyorsun kardeşim diyebilir. Bunlar artık öyle karakterler yaratıyor ki yazarlar, bu karakterler hayatımıza giriyor. Hiç onlar okumamış olanlar bile onların örneklerini kullanmak durumunda kalıyor. Evet. Buyur hocam. Peki hocam, şimdi bu Kayıp Tanrılar ülkesinde Bergama, Altair'ini, Berlin, yani hiç aklıma gelmezdi sizin Berlin'i şey yapmanız, Almanya'yı merkez alan ve bu arada cümleleriniz, orada anlattığınız hikaye son derece otantik, onu söyleyeyim. Yani Almanya'da ancak o cümleleri Almanya'da yaşamış birisi kurabilir. Çok uzun yıllar Almanya'nın içinde, o toplumun içinde yaşamış birisi o cümleleri o kadar otantik kurabilir. Ondan dolayı da tebrik ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sizin romanınıza özellikle bu Yunan mitolojisi bağlamında bakınca kütüphanemde uzun yıllardan beri bakmadığım bir kitap vardı. Bu Yunan mitolojisiyle ilgili. Orada şöyle bir cümle var hocam. Kronos Uranos'u sakatladıktan sonra, yani aslında iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, o sakatlama olayıyla birlikte yeryüzüne suç, yeryüzüne geldi diyor. Ve siz dediğim gibi tam mitolojilerden alaraktan, mesela kavimde de bunu yapıyorsunuz aslında. Bir antik çağ objesini alıyorsunuz, onun etrafında güncel bir olayı anlatıyorsunuz ama bütün bir uygarlık, bütün bir uygarlığın iç çatışmaları, çelişkileri, kavgaları ama yavaş yavaş değişme, iyileşme, bunları da görüyoruz. Yani insanın güzel yanlarını da pekala orada sunuyorsunuz. Şimdi suç o zaman ne hocam? Yani sizin merkezinizde, tüm romanlarınızın merkezinde bütün bir insanlığı aslında biz suçluyuz. Kendi kendimize bakmalıyız ve bu suçluluk durumundan kurtulmalıyız çağrısı var. Suç ne hocam o zaman? Evet. Şimdi evet, suç elbette baktığımız zaman suçun tanımı çok farklı. Yani hukukçuların tanımına göre ya anayasa, o ülkedeki anayasaya aykırı fiiller, davranışlar suç sayılıyor. Ya dindarlar kendi inançlarına ters olan her şeyi giderek sadece günah değil, aynı zamanda suç olarak tanımlıyorlar. Siyasetçiler... insanın masum kalması mümkün mü hocam? Siyasetçiler suçu tanımlıyor. Yani bence insanın masum kalması mümkün değil ve masum kalmasına gerek de yok. Yani şimdi Mevlana'dan bahsettik. Mevlana'nın biliyorsunuz bir şeyi var, dizesi var. Çok güzel, ben de çok severim. Her gün bir yerden göçmek ne güzel, her gün bir yere konmak ne hoş. Bulanmadan akmadan donmak diyor. Bence önemli olan akmaktır. Yani kirlenirsiniz. Eğer akıyorsa, yani yaşıyorsanız kirlenmemek, temiz kalmaya çalışmak mümkündür. Ve asıl olan da budur. Yani masum olmayabiliriz ama masum olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. Suçun kendisi bence son derece göreli bir şeydir. Yani o suçu, yani o ülkede bir anayasa var ama o ülke nasıl bir ülke? Demokratik bir ülke mi? Totaliter bir ülke mi? Faşist bir ülke mi? O ülke nedir? İlkel bir ülke mi? Gelişmiş bir ülke mi? Bu o kadar önemli bir şey ki. Çünkü o ülkede yasayı yapanlar
statikocular, daha yaşlılar ve onlar belli bir dönemde 50 yıl öncesinin ülkesinde bir yasa oluşturuyorlar. Fakat bugün yaşayan hayat bu yasaları değiştiriyor. Yani bir şey anlatayım mesela, çok ilginç bir şey. Diyelim ki o 16 Mayıs 1919'a gidelim. 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk değil neyse henüz. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçecek. Bir gemi bekliyor. Gemiyle geçiyor. 19 Mayıs'ta Samsun'a varıyor ve bir Kurtuluş Savaşı önderi oluyor. O zaman ki hükümet ve İngilizler Mustafa Kemal'i bir hain kışkırtıcı olarak tanımlıyorlar. Ama bugün bu ülkenin kurucusu ve meşru olarak da, yani sadece yasalarda değil, meşru olarak da işte son dönemde görüyoruz, insanların sahip çıktığı, çok büyük saygı duyduğu bir şahsiyet. 40 yıl önce Komünist Partisi Türkiye'de yasaktı. Şimdi serbest. İran'da 50 yıl önce bambaşka kurallar vardı, şimdi bambaşka kurallar var. Yani suç dediğimiz şey aslında son derece göreli ve değişmesi gereken bir şey. Tabii burada şu soru da akla geliyor. O zaman benim gibi yazarlar suç olarak neyi alacak? Yani ben bugün bu ülkedeki anayasaya dayanarak, bu ülkedeki eylemlere dayanarak romanlarımı yazarsam bir süre sonra insanlar benim romanlarımı okumazlar, kadük kalır. O zaman suç denen şey nedir benim için? Benim vicdanımı yaralayan şeylerdir suç. Benim için suç odur. Yani şimdi biliyorsunuz Victor Hugo Sefiller diye bir roman yazdı. Çok büyük bir roman, bir klasik. Suç konusu ne? Bir suçu anlatıyor. Jean Valjean'ın işlediği bir karakter Jean Valjean. Jean Valjean'ın işlediği bir suçu anlatıyor. Bir ekmek çalmış adamcağız. Aç. Aç olduğu için ekmek çalmış. Ekmek çaldığı için adam küreğe mahkum ediyorlar. Kürek cezası alıyor. Yani bu suç mu şimdi? Yani bir insanın bugün bir insan ekmek çalsa ben görsem, yani oraya da tanık olsam, bu adam suçsuz derim. Fırın sahibine de parasını veririm. Al kardeşim parasını. Bu adam aç çünkü. Aç insan. Ne yapsın yaşamak için? Çalmak zorunda. Çalacak bunu yani. Dolayısıyla benim suç kavramım hiçbir şekilde bu ülkenin yasalarıyla bağlanamaz. Bu ülkedeki yasalar bugün demokratik bir ülkede olmadığımız için bunlar beni bağlamıyor. İyi yasalar var. Doğru yasalar var. Tabii elbette bunlara uymak mümkün. Ama bence benim vicdanımı yaralayan şey suçtur. Bir şey söyleyebilirim sadece. Öldürmek. Öldürmeyeceksin. Yani kutsal kitaplardaki en doğru laflardan bir tanesi budur. Öldürmeyeceksin çünkü öldürmenin telafisi yok. Yani öldürmeye karşı çıkarım. Öldürmemek lazım derim. Ama orada bile bakın şöyle bir şey. Yani birileri geldi evinize girdiler. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz ve size saldırıyorlar. Sizi öldürecekler. Belki tecavüz edecekler. Kendiniz savunduğunuzda onu öldürdüğünüzde ne olur? Yani çok son derece tartışmalı bir durum. O nedenle suç yazarlarının bu suçturdan çok bu suç mudur diye sorması önemlidir. Yani burada bir felsefeci gibi davranmasını ben kıymetli buluyorum. Çünkü yazarlar, edebiyatçılardan söz ediyorum, eğer insanlara ey okurum sen böyle yaşamalısın, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu ideoloji şahanedir, bu ideoloji yanlıştır, bu din doğrudur, bu din yanlıştır diyorsa bence orada sorun var. Ama bu ideoloji doğru mudur? Bu din doğru mudur? Basit bir şeye geçelim. Senin evindeki sardunya ile çiçekle ilişkin doğru mudur? Bu soruyu soruyorsa zaten edebiyat da budur. Çünkü demokratik bir edebiyat. Yani biz hüküm vermiyoruz. Okurun vicdanını harekete geçirerek, okurun empati duygusunu harekete geçirerek o okurun aslında kendisinin nasıl bir insan olduğunu sorgulamasını sağlamak önemli. O yarattığımız karakterleri okuyan okur onlarla özdeşleşerek ben olsaydım bunun yerinde ne yapardım? Ben olsaydım öldürür müydüm? Ben olsaydım çalar mıydım? Ben olsaydım servetimi fakirlere dağıtır mıydım sorusunu kendisine sormalı. Ve bu sorgu sırasında kendi vicdanında bir muhasebeye girmeli. O onun empati duygusunu geliştirecek. Dolayısıyla suçu bence edebiyatçının bu şekilde ele alması bana göre daha faydalı ve yararlıdır diye düşünüyorum. Evet. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Şimdi efendim olay zaten olay örgüsü Almanya'da geçiyor. Az önce Doğan Hoca söyledi ama romanın merkezi kavramlarından birisi aslında milliyetçilik, faşizm ve yabancı düşmanlık. Bu çok eski bir konu, karşıtlık. Ta Helen Barbar ayrılığından ya da ikileminden bu yana. Şimdi burada ilginç de bir tanımlamanız var. Sıradan faşizm. Evet. Şimdi Türkiye'de de Suriye'den Türkiye'ye gelenlere yönelik kullanılan ifadeler, incitici, aşağılayıcı ifadeler
en son da Ukrayna'dan Türkiye'ye gelme potansiyeli olan kişilerle ilgili kullanılan ifadeler. Evet. Şimdi ben de bakıyorum Ahmet Bey, Ankara'da yaşıyorum ben. Benden farklı olduğunu düşündüğüm, rengi nedeniyle farklı olduğunu düşündüğüm, saçı nedeniyle farklı olduğunu düşündüğüme karşı zaman zaman duygularımın böyle karmaşıklaştığını hissediyorum. Şimdi bu çok, yani insanın bu Sinoplu Diyogenes, bir Diyojen dedikleri kişinin ifadesiyle hem ayağa yerele basıp oradan ulusala, yani kozmopolites dediği dünya vatandaşlığına çıkması çok mu zordur? İlle iktidarların bizi getirdiği hizada ben ve öteki ayrımında düşmanlık üretmek zorunda mıyız? Yani insan olmak, en geniş anlamda insan olmak zor mu? Şimdi galiba şöyle düşünmek gerekiyor Olcay kardeşim. İnsanlaşma süreci diye bir süreç var. Yani insan diye bir şey yok da insanlaşma süreci diye bir şey var. Bu insanlaşma süreci bence hala devam ediyor ve devam edecek. Sürekli devam edecek. Elbette ilk çağlara baktığımız zaman, yani anlattık pek çok şeyi ama ilk çağlarda örneğin kölelik diye bir şey vardı. Yani cinayetin cezası yoktu. En azından şimdi bunlar ortadan kalktı ve biz en azından kağıt üzerinde bunları yapmanın yanlış olduğunu biliyoruz. İşte bugün Rusya Ukrayna'yı işgal ettiği zaman Birleşmiş Milletler'in büyük çoğunluğu ekseriyetle kanıya, hala kınaya biliyor. İşte işkence insanlık suçudur. Çocuğu çalıştırmak insanlık suçudur. Kadının haklarını elde etmeli. Bütün bunların hepsi sağlandı. Bunların hepsi de bütün bu süreç boyunca, yani diyelim ki hani medeniyet dediğimiz yazının bulunmasıyla beraber 5000 yıl diyelim. 5000 yıllık sürecin sonucunda oluştu ama 5000 yıllık süreç aslında çok uzun bir süreç de değil baktığımız zaman. Yani dünyanın tarihine baktığımızda, evrene baktığımızda çok büyük bir süreçten söz etmiyoruz. Yine burada insanı doğru tanımlamak gerekiyor. Bakın evrim dediğimiz şey belki bedenimizde hızlı bir şekilde gelişiyor ama zihnimizde boğulmuyor. Büyük bir talihsizlik var. O talihsizlik de şu. Benim babam İngilizce biliyor örneğin ya da Arapça biliyor. Ben doğduğum zaman Arapça bilerek doğmuyorum. Yani babam gibi boyum babama benziyor, kaşım gözüm babama benziyor. Babamın hastalığı varsa hastalığı ondan alıyorum genetik olarak. Ama onun bilgileriyle doğmuyorum. Yani her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor. Bilgili eğitimli bir insan yetişiyor fakat bu bilgili eğitimli insanların çocukları bilgili ve eğitimli olmuyor. Tekrar sıfırdan başlamamız gerekiyor. O yüzden insanlaşma sürecinin devam ettiğini görmek lazım. Yani öyle bir şey ki bu, o değerler, yani işte bugün mesela Batı, biraz önce Batı'nın ikiyüzlülüğünden bahsettiniz. Kesinlikle öyledir. Yani bakın ben bunu yaşıyorum. Bak bir yazar olarak size anlatayım. Şu anda benim 34 farklı dilde 110'un üzerinde kitabım yayınlandı. Yani aslında pek Batı ülkesindeki pek çok yazara göre çok daha ilerideyim. Ama Batı'ya gittiğim zaman ben Türk olduğum için, adım Ahmet olduğu için, bakın söyleyeyim, adım Ahmet olduğu için bir Müslüman ismi, dinler bir adam değilim ama bakın, ama buna rağmen bana ön yargıyla yaklaşıyor. İsveçli bir yazar, İsviçreli bir yazar, İtalyan bir yazar, sırf orada doğduğu için şanslı doğuyor. Bir yazar İngilizce yazdığı için evrensel yazar olma şansını kazanıyor. Benim eserlerimin okunması için İngilizce'ye çevrilmesi lazım. Ve bu da deveyi hendek atlatmak kadar zor. Çok zor. Yani ben bu kadar eserleri yayınlanmış bir yazar olarak bahsediyorum. Diğer yazarları düşünün. Bunu şunun için söyledim. Entelektüel bir boyuttan söz ediyoruz. Sanat alanında bile böyle bir ayrım var. Galiba şöyle düşünüyorum. Yani insanın bu gelişmesi içerisinde. Yani önceleri var olmaya çalışıyordu ya insan doğada. Hani doğadayız ve doğa tehlikelerle dolu. Ve o tehlikeler içerisinde dışarıdan gelen saldırılar, yani bize benzemeyen mahluklar ve bizim gibi olmayan, yani bizim mağaradan, bizim gençten, bizim kabileden olmayanların saldırısına uğruyorduk ya. Irkçılığın en temelinde işte bu ilkel korunma ve ilkel yok etme duygusu var. İlkel bir duygu bu. Gelişmemiş ilkel bir duygu. Bu ilkellik tenleri, renkleri, düşünce biçimleri, dilleri, inançları farklı olanları düşman olarak algılamamıza yol açıyor. Temelde böyle bir duygu var. Daha korkuncu, bunun önüne geçilebilir. Bunun önüne işte iki tane çocuk, bir siyahi çocukla bir sarışın çocuğu ya da bir Asyalı çocuğu yan yana koyun. Çok güzel oynuyor çocuklar. Aa bak bunun gözleri çekikmiş. Olmaz demiyor ya da bunun saçı sarıymış olmaz. Bu işte esmermiş, siyahiymiş demiyor çocuklar, oynuyor. Biraz da bu kültürün kendisi, yani özellikle Batı kültüründeki temel o ırkçılık anlayışı maalesef çok yaygın bir şekilde
insanların içerisinde var ve insanlar buna meyyal ama. Yani buna çok meyyaliz. Çünkü düşünmek, ırkçılığı yenmek için düşünmek lazım. Düşünmek yerine taraf olmak, bu en kolay. İnsanın en kadim zaaflarından bir tanesi tembelliktir. En az enerjiyle en fazla iş yapmaktır. En az enerjiyle en çok tanınırlığa erişmektir. O yüzden yani mesela bu futbol maçları falan da öyle. Irkçılık da öyle. Çok kolay. Bir bayrağa sarılıyorsunuz. Dincilik de öyle. Bir kitaba sarılıyorsunuz. Kitabınız neyse, bayrağınız neyse. Ve birdenbire kimliğiniz oluyor. Aa, Rus, Ukraynalı, Türk, Ermeni, Amerikalı, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, bilmem ne. Bunlar çok, o kadar kolay ki ve insanlar bunları çok meyal. Bunu aşabilmek demek bir bilinç, dışarıdan bir bilinç taşınması, büyük bilinç demek. Sözünü ettiğim o ilkel duygu mağaradayken, ilkel devirdeki mağaradayken, insanlaşma sürecine geçişimizdeki o ilkel duyguyu henüz yenemedik. Belki hiç yenemeyeceğiz ama eğer kurallar koyabilirsek o kurallar ortadan kalkabilir. En azından biraz önce söylediğimiz sıradan faşizmin, yani Suriyeli diye, Türk diye, aynısını ya, anlattı mı? Almanya'da bu kitabı yazarken çok bulundum. Almanya'da çocuk Türkçe'yi öğrenmemiş, bir Alman okuluna gidiyor. Almanca öğrenmemiş, Alman okuluna gidiyor. Bilmiyor çocuk, bilmediği için de anlayamıyor dersleri. Alman öğretmen diyor ki bu geri zekalı diyor. Türk geri zekalı. Ya buna benzer bir şeyi Urfa'da anlattılar bana. Çocuk Kürtçe biliyor, Türkçe'yi öğretmemişler. Öğrenemiyor. Bu geri zekalı diyor. Aynısını Suriyeliler için yapabilirler. Yani o kadar bir önyargı var ki dünyanın her yerinde, dünyanın en zehirli virüsü ırkçılıktır. Diğeri de fundamentalist dinciliktir. Bu ikisi korkunçtur ve insanlığın başına beladır yani. Evet. Şimdi Doğan Hocam bir izin verin. Buradan bir devam etmek istiyorum ben. Şimdi bu Ali Şerayit'in İnsanın Dört Zindanı diye bir kitabı var efendim. Orada az önce sizin işaret ettiğiniz insan biyolojik olarak doğuyor ama olmaklık, insan olmaklık yani süreç içinde kemale erme, kamil olma bu bir çaba. Evet. Şimdi eğer insanı tanımlarsak insan kötü mü iyi mi? Çok kadim bir tartışma. Süre gelecektir herhalde. Filozoflar bunun üzerine çok düşünmüşler. Kitap yazmışlar. Hatta işte şeytan imgeleri falan var. Romanlarda, edebiyatta, işte Faust'ta falan görüyoruz. Şimdi sevgi meselesine geleceğim izin verirseniz. Sevmek aslında insanın en aykırıya olan, en aykırıyla olan ilişkisi değil mi? Ne demek istiyorum? Yani bir annenin evladını sevmesinden daha doğal bir şey yoktur. Suyun normal akışı. Ama kendisine en aykırı olan, belki bir annenin kendi bedeninden olmayan bir canlıyı sevebilmesi, belki maharet orada. Türk Müslümanı sevmesi doğaldır. Ama kendisine en aykırı olanı sevmesi asıl maharet, asıl başarı, asıl insanlık orada değil mi? Şimdi hem orada hem de eğer bu insan uygarlığı devam edecekse, yeryüzü devam edecekse bunu başarmak zorundayız. Yani bu artık bir lüks değil. Yani ya işte başkalarını seven insanlar daha gelişmiş insanlardır deyip geçemeyiz. Bugün insanın öteki insanları, kendisi gibi olmayan insanları sevmesi, onlara yaşam hakkı tanıması, onları sömürerek yok etmek yerine onlarla beraber var olması insan türünün varlığını sürdürmesiyle ilgili bir meseledir. Yani burada bunu yapan insanlar gelişmiş insanlardır, işte onları alkışlayalımdan öte bir insanlığın varoluş yok oluş meselesi vardır. Artık öyle bir yere geldi ki insanoğlu ya biraz önce söylediğimiz gibi o gelişmiş noktaya ulaşacak sadece insanları değil, öteki canlılarla beraber. Çünkü öteki canlılar yoksa doğanın dengesi bozuluyor. Doğanın dengesi bozulunca hepimiz öleceğiz. Hepimiz ortadan kalkacağız. Çünkü hiç tartışma yok yani. Bugün insan, şunu söylersek yanlış olmayacak, İyi olmak zorundadır. Akıllı davranmak zorundadır. Yapıcı davranmak zorundadır. Yaratıcı davranmak zorundadır. Bakın bugün işte somut yine bir savaş yaşanıyor. Ve bu savaş o kadar tehlikeli ki. Yani nükleer silah var. O nükleer silahlar delinin biri maazallah bu işe bir kalkışsa dünya gitti, bitti ve bu ihtimal dışı değil değil mi? Hepimiz bu şeyi düşünüyoruz. Abi, endişeyi taşıyoruz değil mi? Yani evet, niye? Adam bir tanesi diyor ki bu topraklar benim. Bu topraklar benim tartışmasından yola çıkarak insanlığın yok olacağı noktaya gelebiliriz. Bu kadar. Dolayısıyla söylediğiniz gibi biz iyi olmayı başarmak zorundayız. Biz yaratıcı olmayı, biz ötekinin hakkını tanımayı, ötekini anlamayı, ötekiyle beraber yaşamayı, bizden farklı olana beraber yaşamayı başarmak zorundayız. O sadece ötekinin hakkını savunmak değil,
kendi yaşam hakkını savunmak, tümüyle bununla ilgili. Yani artık iyi olmak, bu adam çok iyi, bunlar çok iyi insanlar değil. Bu insanların, insanlığın, bizim, Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın, Belarusya'nın, Polonya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Suudi Arabistan'ın, hepimizin yaşaması için buna bulaşmak zorundayız, bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak hiç tartışmasız, abartısız söylüyorum, yok olacak. Dünya yok olacak, insanlık yok olacak. Gerçek bu, gerçek tam olarak bu. Ama hükümetler, yahut hükümetlerin arkasındaki güçler, neyse işte ne diyeceksek ona, o kadar aptal ve dar görüşlü, o kadar hırslarına kapılmış durumda ki bu gerçeği görmekten acizler. Acı olan bu. Bunu, ya yani bunu delilik diye tanımlan, bu anlayışı insanlığın kültüründen çıkarmamız gerekiyor. Bu yapılamaz. Bu vahşettir. Bunu genel kabul edilir hale getirmemiz lazım ki hiç kimse buna bir daha önümüzdeki dönemde cesaret edemesin. Evet. Doğru hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim. Muhteşem oldu. Şimdi bir paradoksa dikkat çekmek istiyorum Ahmet hocam. Sizin de paradoksunuz bu. Dünyayı iyileştirmek isteyen herkesin paradoksu bu aslında. Dediniz ya, akıllı olmak zorundayız. Şimdi Hegel insanlık tarihine bakıyor ve diyor ki, o sizin bahsettiğiniz mağara dönemindeki işte ilk insanlara bakaraktan diyor ki, o insanlar kendilerine doğrudan baktıkları için kendilerini göremiyorlardı. Dolayısıyla o kendilerini göremedikleri için o kendisini insan olarak kavrayamıyordu diyor. Fakat işte modern çağla birlikte insan diğer insana bütün bir varlık dolayısıyla bakabiliyor. Yani bütün bir varlığı kuşatan bir bakış, bütün bir varlığı sahiplenen bir bakış, bütün bir kainatı. Dolayısıyla insanın özgür olması ve varlığı da bir bütün olarak sahiplenmesinin koşulu da buydu diyor Hegel ve tam da aslında o düşünsel olarak insan nihayet o kemale ermenin eşiğine geldi demeye getiriyor. Şimdi fakat Marx'ın da şöyle bir sözü var. İnsanlık tarihi kanla ve barutla yazılmıştır. Ve siz bize cinayeti anlatıyorsunuz. Öldürme eylemlerini anlatıyorsunuz. Yani bir insanın soğukkanlı bir şekilde nasıl öldürdüğünü anlatıyorsunuz ve bunu bir tarih boyunca işlenen suçlara bir örnek olarak sunuyorsunuz ve bu olayın içerisinden çıkmamızı istiyorsunuz. Yani cinayeti işleyen bir insanlık ruhu cinayet işlemenin içinden nasıl çıkacak? Yani o kanla barutla, tarihini kanla barutla yazan insan o kanlı barutlu tarihin içinden çıkıp akla nasıl dönecek o zaman hocam? Nereden gelecek? Yani bizi kim kurtaracak? Tarihin sonu. Vallahi hocam. Bu sorunun yanıtı tarihin sonu olur. Vallahi şimdi gerçekten mesele hakikaten bugün öyle bir yere geldi ki, yani insan şimdi aklı kullanıyor. Evet, bu aklı kullanırken de zeki yaşam formuna sahip, fakat doğru bir şekilde kullanmıyor. Yani sıkıntı orada. Yani işte uzaya gidiyoruz, nükleer silahlar yapıyoruz, uçuyoruz filan. Ama bunları doğru bir şekilde kullanmıyoruz. Doğru dediğim şu, yani bunlar sonuçta bizim hayatımızı kolaylaştıracak ve insan türü, şunu biliyoruz ki mesela felsefenin sorunlarından belki de bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi budur. Biliyoruz ki bir gün bu dünya yok olacak. Bu belli. Yani güneş diye bir enerji kaynağı var ve ama bu enerji kaynağı ilelebet sonsuz değil, bir gün bitecek. Ve insanlar eğer başka gezegenlere hayatı gidebilirlerse, insanlık uygarlığı başka gezegenlere gidecek. Yahut insanlar yapay güneşler yapabilir mi? Ya da dünya güneşsiz var olabilir mi? Teknolojik olarak bunu sağlayabilir mi? Bütün uğraş bu olmalı. Ama bugün bu uğraş yok. Bugün uğraş bir ülkenin başka bir ülkeyi ele geçirmesi kadar küçücük, saçma sapan bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi Marx'ın önerisini biliyorsunuz. Yani soruna önerisini biliyorsunuz. Marx'ın önerisi son bir kanlı ayaklanma, proletarya diktatörlüğü, sonra proletarya diktatörlüğüyle beraber sönümlenen bir devlet, devletin belediyeleşmesi, o sönümlenme diyor ama devletin askerden, polisten, baskı aygıtından uzaklaşması ve artık tümüyle insanlık için çalışması diyor ama o sistemi ben gittim gördüm, Sovyetler Birliği'nde de gördüm. Gerçi Marx'ın söylediği sistem o değildi ama orada çalışmayan başka bir şey var o sistemde. Çünkü insanoğlu ihtiyaçları karşılandığında mutlu olan bir varlık değil.
Gerçi Marx bunu söylüyor. Karşılanan her gereksinim insanda yeni gereksinimleri doğurur. Bu da ilerlemenin motorudur. Yani şimdi biz yetinseydik ilerleme olmazdı. Marx bunu söylüyor. Ama diğer yandan insanın o karmaşık yapısını bilmiyor. Yani insanın karnı doyduğunda, barınabileceği bir yer olduğunda temel ihtiyaçları karşılığında mutlu olmuyor. Olmuyor. Bunlar olmadığında mutsuz oluyor. Ama ihtiyaçları karşılığında mutlu olmuyor. Çünkü daha fazlasını istiyor. Çünkü kendini var etmek istiyor. Beni görün diyor. Ben diyorum ki bunlarım var ama ben Ahmet Ümit'im. Bak kitaplar yazıyorum. Beni bir yazar olarak tanıyayım. Herkes beni fark etsin. Kendimi gerçekle işte. Siz bir bilim insanı olarak diyorsunuz ki ben farkımı koyacağım. Beni fark edin. Sevdiğiniz bir iş olduğunu varsayıyorum. Kardeşimiz gazeteci. O da bunu yapmaya çalışıyor. Sürekli bu mutluluk var. Ama bireysel mutlulukla toplumsal gelişme arasında ya da toplumsal stabil durum arasında, duraganlık arasında bir ilişki kurmamız lazım. Bu kurulamıyor. Bir türlü kurulamıyor. Marx'ın önerileri bunlardı ama olmadı. Yani olmadı çünkü insan doğasına ters şeyler var. İnsan doğası kolektivizme yatkın ama bireysel olarak var olmak istiyor. Ve doğamızın içerisinde bu yıkıcılık var. Bunu da kaldırmak mümkün değil. Bakın bunu kaldırdığımızda Yevgeni Zamyatkin'in Biz diye bir romanı vardır. Ya da George Orwell'ın 1984 romanı. Yani her şeyi organize etti. Sevişmeyi dahi organize ediyor. Çünkü diyor ki bir dakika aşk yok sevişilecek. Ama insan ortadan kaldırıyoruz. İnsan akıllı bir varlık olduğu kadar akıl dışı bir varlık. İkisinin bütünü bizi güzel yapan, bizi heyecanlı yapan, hayattan zevk almamızı sağlayan budur yani. Bir çiçek kokusu. Bu bizim doğadan gelen hayvani yönümüz. O çiçek kokusu. Şimdi bakın nergisler çıktı ne güzel kokuyor. Ne var bir koku bundan ne zevk alıyorsun diyebilirsin. Ama alıyorum. Aşk diye bir şey var. Mahvedecek beni. Mahvedecek. Öldürecek biliyorum. Tutkularımın esiri olacağım. Ama gidiyorum peşinden çünkü çekiyor beni. Ben insanım. İnsan bu. Özelliği bu. Bütün bunların ötesinde bir gelişmişlik sağlayabilirsek işte. Bütün bunları yapacağız. Ama yıkıcılığı, bir yerdeki yıkıcılığı ortadan kaldırabilirsek yaşayamaya devam edebiliriz. Yani illa yıkmamız, illa vahşet, illa ortadan kaldırmamız, illa şiddet, illa savaş olması gerekmiyor. Marx'ın tanımlaması değil, bir hakikati anlatıyor. İnsanlık tarihi gerçekten kanla, savaşla yazılmış. Bütün tarih bu. Görüyoruz, bizim bu coğrafyada da bunları görüyoruz. Bizden daha iyi gören yok çünkü biz burada Hititleri gördük. Roma, Antik Yunan'ı gördük, Roma'yı gördük, Doğu Roma'yı gördük. Selçuklu'yu gördük, Osmanlı'yı gördük. Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin kuruluşu savaşla. Kan var ülkenin temelinde yani. Bugünkü genç cumhuriyetin, genç de değil artık ama kan var, bir savaş vererek kurduk. Bu var, bunlar var. Gönül istiyor ki artık bunlar olmasın. Bunlar yerine başka şeyler olsun. Yani ki bu mümkün mü? Tabii mümkün. Bu tabii mümkün. Silah, bu nükleer silahlardan kurtulursak, yani bütün devletlerin elindeki nükleer silahlar ortadan kalkmalı. Bakın bugün şimdi Amerika ve Batı ne yapıyor Rusya'ya? Ekonomik ambargo uyguluyor. Bitirebilir gerçekten. Bu çok etkili. Ama korkutan şey, herkesi korkutan şey şu. Putin'den de nükleer silahlar var. Çok ciddi bir mesele. Adam düğmeye bastı adam Ankara, İstanbul, İzmir. Neresiyse yok edebilir. Onlar da tabii Moskova'yı vurabilir, Petersburg'u yok edebilir. Hep beraber yok oluruz. Soru mu? Bu zihniyetten kurtulabilirsek. Bence asıl mesele bu. Problemlerimiz hep olacak. Çatışma hep olacak. Ama bu çatışmanın yok etme kısmı, şiddet kısmı ortadan kaldırılabilirse o zaman bir yere varabiliriz. Yoksa hepimizin aynı olması demek, hepimizin hiçbir çatışmanın olmaması demek ölüm demektir. Çatışmak hayat demektir. Bu çatışmanın şiddetten uzak, ölümden, yıkıcılıktan uzak olması lazım. Aşkta da öyle, her şeyde de öyle yani. Aile ilişkilerinde de öyle. Yani eşimizle çatışıyoruz işte. O öyle böyle ama orada şiddet işin içine girdiği zaman o zaman vahşet başlıyor. Ama o katılıyor, sen katılmıyorsun. Şunu yapalım, yapmayalım. Bu da hayatta böyle gider zaten. Evet. Buyurun hocam. Dilerseniz ben devam edeyim hocam. Şimdi efendim bu mitolojiden bugüne taşırsak Uranos, Kronos ve Zeus. Dede, baba ve oğul. Şimdi evet. İnsanın insan olduğu insan ya da birey metaforik anlamda söylüyorum. Babasını öldürdüğünde mi aslında birey olmaya başlıyor? Buradaki ilişki ağlarını ya da kudret, iktidar ilişkisini nasıl kurgulamak gerekiyor? Nasıl ola gelmiş? Evet. Aslında burada dediğiniz gibi anahtar kelime metaforik. Yani
Babalarını öldürmeyen çocuklar büyüyemezler. Gerçek anlamda öldürmekten bahsetmiyorum. Çünkü bir eski kültürle hesaplaşmak demektir o. Yani eski kültürdeki olumsuz olan ne varsa onları ortadan kaldırmak lazım. Yine Marx'ın çok güzel bir lafı var. Ölüler dirileri 100 yıl ayaklarından tutar diyor. Bunun anlamı yani dedelerimizin gelenekleri, babalarımızın gelenekleri bizi etkiliyor. Olumlu ve olumsuz gelenekleri bizi etkiliyor. Eğer yeni kuşak geçmişe eleştirel bakarsa, babasının davranışlarına eleştirel bakarsa, babasının olumsuz davranışlarından kurtulursa o kuşak biraz önce söylediğiniz, tanımladığınız birey olma şansını yakalar. Şimdi bakın bu topraklarda yine bir mesele var, onu söyleyeceğim. Şimdi büyük bir tarihimiz var değil mi? Yani bu toprakların işte Göbekli Tepe ile beraber 12 bin yıla uzanan değil mi? Hani bir tarih var. Aslına bakarsan 200 bin yıl. Doğan hocam bilecek. Bizim Antep'te bir şey var, Dülük Baba diye bir yer var. Bu Dülük Baba'da 200 bin yıl önce insanların yaşadığı bir mağara var. Yaklaşık olarak 200 bin yıl. Bu mağaranın yanında bugün bir cumhuriyet köyü var. Çünkü yerleşim hiç değişmemiş. Yani başında hep devam etmiş. Antik Yunan gelmiş, Hitit gelmiş, arkasından Roma gelmiş, Doğu Roma gelmiş, Selçuklu gelmiş, Osmanlı gelmiş ve bugün de bir cumhuriyet köyü var. Yani ama bunların hepsine baktığımızda ortak bir şey görüyoruz biz. Hititler mesela. Güçlü krallar var. Çok güçlü krallar. O dönemin süper devleti Hitit İmparatorluğu. Ve kral diyor ki ben yetkiyi diyor Tanrı'dan alıyorum diyor. O zaman Tanrısı Teşup, fırtına tanrısı. Yani ben bir şey söylüyorsam size ey halkım bu Tanrı'nın kelamı. Yani buna karşı çıkamazsın. Kutsalım. Ve hatta giderek şöyle diyor ben öldüğümde Tanrı olacağım diyor. Ben de Tanrı olacağım diyor. Hatta prens diyor ki yeni kral diyor ki bir zamanlar kral olan babam şimdi Tanrı olan Hattuşili diye konuşuyor mesela. Böyle konuşuyor. Roma'da fark etmiyor. Roma İmparatoru çok güçlü ve yetkiyi Jüpiter'den aldığını söylüyor. Ve öldükten sonra da Tanrı oluyor arkadaş. Bizim Türklerde, Selçuklu'da ve Osmanlı'da Tanrı yok. Ne var? Zillullah. Ya Allah'ın yeryüzündeki halifesi, gölgesi olarak devam ediyor. O da diyor ki kardeşler bir dakika diyor. Ben diyor söylediğim söz kutsal. Çünkü yetkiyi kimden alıyorum? Allah'tan alıyorum. Tamam. Allah'tan aldığım için kutsal bu diyor. Cumhuriyet dönemi, İttihat Terakki ve Cumhuriyet dönemi aslında bunu yıkmaya çalışıyordu. Neyi yıkmaya çalışıyordu? Çünkü kral, imparator, padişah yetkiyi Tanrı'dan aldığına göre kul. Bütün orada yaşayan, o ülkede yaşayan insanlar saraydakiler dışında bunlar kuldu. Ve biz buna kul kültürü diyoruz. Kul kültürü. Cumhuriyet projesine ya da İttihat Terakki ile başlayan o proje şu. Hayır. Biz kulu ortadan, kul yok, kutsal olan bir şey yok, bizi yöneten insanlar var. Fransız devriminden örnek alınan bir şey elbette bu, bizimkilerin buluşu değil de elbette tabii biliyoruz. Vatandaş var, yurttaş var, yurttaşlar dediği yani siz bireysiniz demek istiyor. Ama bu gerçekleşmedi tabii. Yani çünkü yurttaşlar bu bilinçte değildi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü de aslında bir tür padişah olarak algıladılar. Kutsal olarak algıladılar. İsmet İnönü'yü aynı şekilde algıladılar. Adnan Menderes'i aynı şekilde algıladılar. Demirel'i hepsini algıladılar. Zaten Tayyip Erdoğan buna meyilli bir yönetici. Sorun şu, bu ülkede hala kul kültürü kırılmadığı için hala, ya biliyorsunuz arabaların arkasında ne yazıyor? Dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu. Babam sağ olsun. Çocuk arabayı kendi almamış, babası. İşte bu o demek, yani sıralama da öyle. Ülke yöneticisi, kral, padişah, cumhurbaşkanı, başbakan. Altında baba, böyle yürüyor aşağı doğru. Babam sağ olsun çünkü kendi kazanmadı parayı. Çünkü kendi ayakları üzerinde durmuyor. Çünkü devlet verdi sermayeyi. Böyle gelişti her şey. Böyle olduğu için de birey olmadı. Birey ortaya çıkmadı. Birey gelişmedi. Bireyler yok ortalıkta. O nedenle şu çok önemli. Babaya ihtiyaç duymadan ayakta durmak çok önemli. Kendi ayaklarının üzerinde durmak çok önemli. Kendi düşüncelerini oluşturmak çok önemli. Bunun saygısızlıkla bir ilgisi yok. Altını çizeyim. Bu bambaşka bir şey. Anneye, babaya, aileye saygı duymak, onlara saygı, bu bambaşka bir şey. Şahsiyetle ilgili bir şeyden söz ediyorum. Şahsiyetin oluşmasından söz ediyorum. Evet, ondan söz ediyorum. Bağımsızlaşmaktan söz ediyorum. O zaman çocuk diyor ki babacığım tamam eyvallah senin döneminde böyle ama bir yanlışmış yani bu olmuyor. Bugün bu olmaz artık kusura bakma ya böyle olmayacak yani. Ben senin seçtiğin kızla evlenmeyeceğim ya. Ben seviyorum yani. Sevdiğim kızla evleneceğim. Ya da bana uygun kızla da evleneceğim. Senin seçtiğin olmayacak. Kusura bakma. Senin istediğin mesleği yapmayacağım. Seçimlerde de öyle diyecek. Ben devletin bana sadaka vermesine gerek yok kardeşim. Ben çalışıyorum. İşçiyim. Neyse işte çöpçüyüm, mühendisim, doktorum, gazeteciyim, öğretim elemanıyım, yazarım. Ben çalışıyorum. Paramı alıyorum. İhtiyacım yok. O yüzden de çıkıp söyleyebilecek. Bütün mesele bu.
Bu olmadığı için, bu kırılmadığı için maalesef bugün bu sıkıntıları. Demokrasimizin yaşadığı sorun bu. İnsanımızın gelişememesinin altındaki mesele bu. Devrimlerimizin olmaması bu. Ya yani devrim oluyor bakın. İkinci meşrutiyet. İnsanlar 24 Temmuz 1908 yürüyüş yapıyorlar şeyde. Bizim tepe başında. Adı Meşrutiyet Caddesi. Orada yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüşün amacı şu. Abdülhamit'in yetkilerini sınırlanarak bir kısmının meclise verilmesi. Attıkları slogan şu: padişahım çok yaşa. Ya padişahın yetkilerini %50 aldın elinden. Ne padişahım çok yaşa? Adamın yetkilerini almışsın. Ama farkında değil. Şimdi böyle bir vaziyet var maalesef. Böyle bir vaziyet var. Ve bunun adı kul kültürü. Ve bu kul kültürü olduğu sürece o ülkenin gelişmesi beklemeyiniz. Mümkün değil. Evet. Devam edebilir miyim Olcay? Tabii hocam, buyurun. Tabii, buyurun. Bir şey söyleyeceğim Doğan hocam. Saat 21:25. Bir 35'te ben gerçekten tamam. Ayrılmam lazım. Oldu mu? Tamam. Şimdi romanda Cemal öldürülüyor biliyorsunuz. Evet. Ve polisler Cemal'in babasına gidiyorlar ve bir ırkçılık türü var orada tabii. Baba oğluyla ilgili. Yani cinsel tercihleri babanın arzuladığından farklı ve evet. Benim öyle bir oğlum yok diyor mesela. Öyle bir evladım yok diyor. Şimdi burada bir baba bile oğlunu cinsel tercihlerinden dolayı yok sayabiliyor. Bunu o sizin anlatmaya çalıştığınız ırkçılık meselesinin neresine koyacağız hocam? Evet, bunun işte ötekini anlamamak, ötekini yok etmek, ötekinin yaşamasına izin vermemek diye düşünmek lazım. Aslında aynı düşünce biçimi olarak ele alınabilir. Benzerim bana benzemiyorsa, benim gibi davranmıyorsa ya da alışılmış kalıplar, alışılmış yöntemler, alışılmış duruşlar cinsel anlamda da olabilir. Bunlar uygun davranmıyorsa onu reddetmem gerekir diye düşünüyor. Çünkü burada da çok büyük bir baskı var toplumda. Yani inanılmaz bir baskı var. Şimdi orada bir ironi var. Bakın Berlin aslında eşcinsellerin çok özgürce yaşadığı, dünyada çok özgürce yaşadığı, baskı görmediği şeylerden, illerden, dünya ölçüsündeki illerden biri. Orada özellikle bunu koydum. Aslında seviyor adam çocuğunu. Ya çocuğunu sevmez mi? Ama bir de toplum ne diyecek diye bunu yapıyor. Oradaki düşünceyle, yani cinsel hoşgörüsüzlükle cinsel daha sonra mesela polisler o kafeye gidip Nazilerle falan konuşurken mesela onlar da mesela o homoseksüellerden vesaire bahsederekten onları mesela ne diyelim, kir olarak, pislik olarak tabii, bahsediyorlar. Tabii, mesela tabii. Bu bakımdan babayla babanın yaklaşımı belki farklı motifler olabilir ama sonucu neredeyse aynı yere çıkıyor gibi geldi bana. Aynı yere çıkıyor. Neredeyse değil. Kesinlikle öyle. Aynı yere çıkıyor. Farklı olanı yok etme. Yani rahat, farklı olandan tedirgin olma. İnsanların eğilimlerine saygı duymama. Onları yok. Bunları öldürdü. Hitler öldürdü. Yani eşcinsel insanları ortadan kaldırdılar. Sovyetler Birliği'nde Putin de aynısını yaptı. Yani Rusya'da. Sovyetler Birliği'nde de hoşgörülü değillerdi. Ama Rusya'da da Putin onları topa, bütün diktatör. Çünkü onların kafasında böyle bir şey var. Hayatın çeşitliliği, hayatın renkliliği, hayatın karmaşasına düzen vermek istiyorlar. O kadar dar görüşlüler ki, beyinleri dar görüşlü. Her şeyi bir düzene sokmak istiyorlar. Ya kaos olmasa hayat olmaz. Hayat kaostur. Ölüyoruz, bitiyoruz. Yıldız tozuyuz hepimiz. Yıldız tozundan geldik. Yani işte beceremezse yine yıldız tozu olacağız sonuçta bir şekilde. Öldüğümüzde de yıldız tozu oluyoruz. Yani toprağa karışacağız hepimiz. Böyle olacak. Orada da bin bir türlü yaşam var. Bitkisinden hayvanla bin bir türlü yaşam. Bunu görmüyorlar. Bambaşka bir kafalarında bir şey var. Bence çok abartıyor insanlar kendilerini. Kendi yaşamımızı çok abartıyor. O kadar abartmamak lazım. İnsanlık o kadar meta bir varlık değil yani. Evet hocam. Şimdi, evet, buyurunuz. Ben hemen izleyenlere duyurmak isterim. Ahmet Bey'in bir saatlik bir olanağı vardı. Onu hemen dolacak. Kendisini de istismar etmek istemiyoruz ama şöyle bir soruyla
son bir soru olarak bağlayalım. Birkaç soru var, onları da hemen soracağım. Şimdi bu aslında dünyayı utanmak kurtaracak diye bir klişe gelişiyor. Ne demek bu? Şimdi bu Jean-Jacques Rousseau'nun itiraflarıyla ilgili, Jean-Jacques Rousseau bütün çıplaklığıyla aslında kendisini anlatacağını söylüyor. Ama insanın işte kendisini anlatması, hele kendisine bile kendisini anlatmakta zorlanırken diğer bir gözü anlatması hemen hemen olanaksız. İşte hayat kadınlarıyla birlikte olduğunu, çocukları olduğunu, onları işte çocuk bakım evine verdiğini falan söylüyor. Stefan Zweig bir kitabında diyor ki aslında diyor insan en eski duygusu utanmadır diyor. Jean-Jacques Rousseau çocukları olduğunu ve onlara bakmadığını söylerken bir şeyi gizliyordu. O iktidarsız diyor. İktidarsız olduğunu gizliyor çünkü utanma duygusu nedeniyle. Acaba bizim 21. yüzyılda 2022 yılında yukarıdan aşağı en gelişmiş toplumdan en sıradana kadar ve birey olarak yitirdiğimiz haslet ya da erdem utanma mı? Evet, şimdi utanma duygusu bir de unutma diyelim. Utanma ve utanma sentaks olarak birbirine benziyor. Evet. Utanma duygusunu unuttuk ve unutmaya çok sarılıyoruz. Unutuyoruz. Unutmak, çok unutmama iyiliği. Çünkü unutmak bizi rahatlatıyor. Romanda da var. Gönüllü unutkanlık diye bir şey romanda geçiyor biliyorsunuz. Evet. Bu gönüllü unutkanlık şu. Sanki bugün Almanya'da insanlar, Almanların büyük çoğunluğu Nazi dönemini konuşmak istemiyorlar. Rahatsız oluyorlar. Ve giderek yani sanki bu olaylar yaşanmadı. Ya soykırım diye bir şey yok. İnsanları biz yakmadık. Bunları duymak istiyorlar. Yani bu gönüllü unutkanlık ve korkunç bir şey bu gönüllü unutkanlık. Gönüllü unutkanlık olunca utanma duygusuna gerek kalmıyor. Yani atalarımız, benim dedem bunu yapmamış. Yani Yahudileri öldürmemiş, sosyalistleri öldürmemiş, sosyal demokratları, Romanları öldürmemiş. Dolayısıyla benim de utanmama gerek yok diyor. Ama utanmadığı için tekrar etme ihtimali ortaya çıkıyor. O nedenle utanmak gerçekten çok önemli. Ama Jean-Jacques Rousseau'nun yaptığı gibi bunu açık yürekle söyleyebilmek başka. Jean-Jacques Rousseau şüphesiz ki çok zeki biri. Ve itiraflarında bile yalan söylüyor bize. Yani itiraflarını yaparken yalan söylüyor. Söylediği, yücelttiği şey erkeklik. Olmadığı erkekliğini yüceltmek için bize yalan söylüyor. Yani insan böyle bir mahluk. Bakın anlayın. Bunu o yüzden Dostoyevski o yüzden çok büyük bir yazar. Shakespeare o yüzden çok büyük bir yazar. Çünkü o insan bir şeyi anlatırken, iyi bir şey söylerken bile aslında o iyiliği anlatırken hatta iyi bir şey yaparken bile kötülük yapar. İnsan böyle bir mal. Zeki çünkü. Yani herkes iyi olduğunu, belki bir şey işte gizlemiş. Ya bu adam gizlemiş. Ama insan, diğer yandan insan bu. Mükemmel bir şey yok. Mükemmel bir varlık. İnsan da mükemmel yoktur. Şahane bir varlık yoktur. O şahane varlık yine Dostoyevski'den örnek vereceğim. Budala kitabındaki Prens Mişkin'dir. Prens Mişkin. İhtirasları kalkmış. Yahut becerilirse bizim tasavvufta var çok güzel. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölmüş insan. Var mı böyle biri? Bak Mevlana diyoruz. Mevlana'dan bahsediyoruz. Bütün ne diyor? Hamdım, piştim, yandım diyor. Yandım diyor çünkü baktığımız zaman hatalarla dolu bir hayatta var. Ya bir olgunluğa erişmiş ama kendisini tümüyle bir şemse adamış bir adamdan söz ediyor. Çocukluğun bile gözünün önünü görmeyen bir de. İnsan budur. İnsan budur. Peki şöyle sorayım hata efendim. Hata yaparız. Efendim çok özür dilerim. Soru sormamak istiyordum ama soracağım. Yani mükemmel olsaydık hepimiz ya bu dünya yaşanır olur muydu acaba? Olmazdı. Olmazdı. Uğruna savaşacak bir şey lazım. Uğruna savaşmak derken bahsetmiyorum. Evet. Hepimizin iyi olma potansiyeli var. Hepimizin kötü olma potansiyeli var. Bu bir tercihtir. Evet. İyilik yaptığımız zaman siz de yaptınız. Yaşlarınız var. Mutlaka karşılığında kötülük görürsünüz. Eninde sonunda iyilik yapan herkes bir kötülük görür. Sorun bu kötülüğe rağmen iyi olmayı devam ettirmekte. İyi olmayı başarabilmekte. İyi olmaya kalmakta. Yoksa mutlaka yardım edersiniz, birine yardım edersiniz, başınıza gelmiştir. Ondan sonra o yardımı sürekli ister. Ya bir süre sonra durumunuz olmaz, vermezsiniz, dünyanın en kötü adamı siz olursunuz. Net söylüyorum ya. Çünkü alışıyor ona. İnsan böyle bir mahluk. Ama buna rağmen siz yardım edeceksiniz. İşte çünkü o sizin orada hasbilik var, hesabilik yok ki Ahmet Bey. Evet. Evet. İyilikte hasbilik var. Düşünmeden yapılan bir şey. Tabii. Hesabilik yok. Evet. Aynen öyle. Bakın şöyle bir şey söylüyordum. Ben Babesrar romanını hocam okumuş.
İnsan nasıl bir elma, bir elma ağacı, şahane böyle elmalar, güzel. O elma ağacı elmayı verdiği zaman takdir beklemiyor bizden. Tabii. Alkış beklemiyor. Nazım Hikmet'in dediği gibi. Ya biz bir şey yaptığımız zaman alkışlayın beni. Alkışlayın, hey bakın ben dünyanın en iyisi benim. O bile bir yarışa çeviriyor. En iyisi benim, en iyisi, en iyisi. Maalesef böyle bir mesele. Bu kavga devam edecek. Bunu kabul etmek lazım. İşin güzel tarafı bu. Bu bir mücadele. İyi olmak, kamil insan olmak. Yahut başka bir deyimle bizim Sufi'de insanı kamil olmak, bu bir mücadele. Efendim İrem Erdoğan diyor ki, Ahmet Bey merhaba diyor. Semavi dinlerin ilk indiği zamanda halk tarafından kolayca kabul edilmesi için mitolojiden çeşitli inanışların bu dinlere uyarlandığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyor efendim. Ne dersiniz? Bence bütün semavi dinlerin kökeni mitolojikti zaten. Yani ben mesela Hazreti Musa'nın hikayesi vardır. Nil nehrine bırakırlar bütün erkek çocukları, Firavun'u öldürmek ister. O da Firavun'un şeye gelir, saraya, bahçeye gelir. O aslında bir Hitit efsanesidir. Kaneş kraliçesinin hikayesidir. Yıllar önce yaşanmıştır. Bütün efsaneler, yani Nuh tufanı bir Sümer mitolojisinde yer alır. Bunlar bir devamlılık. Yani bakın şöyle düşünüyorum. Konuşmamın başında söyledik. Hani mitoloji nedir dedik. Mitoloji insanın kendini, doğayı tanımlaması, ne olduğunu anlaması için bir düşünce biçimiydi. Tek tanrı dinler de öyle. Devam ediyor. Dolayısıyla iç içe geçiyor hepsi birbiriyle. Ve benim düşünceme göre. Başka Zafer Özel aydınlanma dönemi çok özür dilerim hocam, buyurun. Başka türlü de olması mümkün değil zaten dedim. Yani insanlık ilerleyebilmesi için mirası devralıp sürdürüyor. Evet. Yani bir biçimde sürdürüyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Ama mirası sürdürüyor. Aynen öyle. Bence öyle, evet. Zafer Özel diyor ki aydınlanma dönemi usu, aklı ön plana alırken sürdürülebilir ve kuşatıcı hümanist bir ahlak üretmedi diyebilir miyiz? Bunu sağlayan temel unsurun uzmanlığın insanı kategorilere ayırması olarak bakılabilir mi? Bakılabilir, doğrudur. Sadece mantık, biraz önce dedim ya, insan düşünürken mantık var, estetik var, etik var. Bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Ama o dönemki aydınlanma sadece mantığı öne çıkarıyor. Yoğun olarak mantığı öne çıkarıyor. Bunun önüne geçilemiyor. Ve insanın akıl dışı olması hakikatinden uzaklaşılıyor. İnsan akıl olduğu kadar akıllı bir varlık, akıl dışıdır. Bu ikisinin birliğidir insan. Bence asıl kaçırılan şey, gözden kaçırılan yapı, gözden kaçırılan şey biraz bu. Ama eğer öyle bir ahlak geliştirilebilseydi daha iyi bir yerde olabilirdik. Son bir şey efendim. Buyur. Sema Mısırdal hanımefendi. Çocukların bağımsızlaşması bir nevi ebeveyne, anne babaya bağlı değil midir diyor. Bir de niye insan kulluk etme ihtiyaç demiş, ihtiyacı duyar. Ne etmek? Konuk mu? Kulluk. Ha, evet. Evet. Şöyle bir şey. Yani kul olmak kolay bir şey bir kere. Onu söyleyeyim. Önce oradan başlayalım. Yani sizi kollayan biri varsa, sizin yerinize düşünen birim varsa, sizin yerinize hareket eden biri varsa, size ev alan biri varsa, size araba alan biri varsa, bu kolay. Orada kendi ruhunuzu satmaya başlıyorsunuz. İşte bu en doğrusu Faust'tur. Faust birdenbire ölümsüzlüğü ve çok büyük ünü yakalar ama aslında mutsuzluktur. Hayat, insan savaşçıdır. Savaştığı sürece mutlu olabilir. Çocukların gelişiminde ebeveynlerin önemi çok, hakikaten çok büyük önemi var. Evet, doğrudur. Bağımsız bir şekilde yetişmesi çok çok önemlidir. Ama şunu da gözden kaçırmayın. Bazı çocukları, ya biraz önce söyledim, kan basıncı düşük, melankolik oluyor çocuk, içe kapanık oluyor. İşte orada doğru bir eğitim alırsa, doğru bir ailede yetişirse o çocuk bu melankolik kan basıncı durumunu aşabilir. Yani o kendindeki olumlu ya da olumsuz yönleri törpüleyebilir ve ileri gidebilir. O nedenle ailenin yetiştirilmesi, ailenin çocuklar üzerindeki etkisini çok çok önemli oluyor. En temelden ama o çocuğa sen bireysin, kendi ayaklarının üzerinde durmalısın, kendi sorunlarını çözmelisin, inisiyatifini söylemek değil, vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Ahmet Bey diyor, Zafer Bey, aktif politika alana yönelmeyi düşünmez mi diyorlar? Ben 14 yaşından 30 yaşına kadar profesyonel devrimci olarak yaptım. Çok tehlikeli dönemlerde oradaydım. Hayır, artık düşünmüyorum. Çünkü yazarak insanlara daha fazla düşüncelerimi aktardığımı düşünüyorum. Şu anda benim kitaplarımı milyonlarca insan, milyonlarca değil abartmıyorum, milyonlarca insan okudu. Türkiye ve Türkiye dışında insanlar okuyor. Bu benim için çok daha anlamlı, etkili ve sevdiğim bir alan. Siyaset gerekli bir şey. Her insanlar mutlaka siyaset yapması lazım. Ama siyaseti politikacı olarak değil,
yazar bir yazar olarak yapmam, özgün bir şekilde yapmam daha yararlı olacak. Toplum sorunları düşünmek. Sağ olun. Şimdi efendim, bunu da soracağım çünkü önemli, önemsiyorum bunu. Genç yazarlar nasıl görüyor diyor. Evet. Son soru efendim. Ahmet Bey genç yazarları nasıl görüyor ve buluyor? Bunu çok merak ediyorum diyor. Ben de merak ediyorum. Buyurun. Evet. Çok iyi buluyorum. Yani genç yazarlarda şöyle bir şey var. Benim dönemimde örneğin biz daha çok sol kuşaktan geliyoruz ve sol görüşlü yazarlara benimsiyorduk. Hatta Dostoyevski mesela solcu zannediyor. Dostoyevski sağcıdır. Bir yani Rus adam dünyayı Rus Ortodoks Hristiyanlığın kurtulacağına inanır. Yani bunu inanır gerçekten. Sağcıdır. Balzac sağ, ama bütün bu insanların hepsini bir solcu zannediyorduk ve ancak solcuların yazar olabileceğini zannediyorduk. Burada bir hakikat payı var günümüzde. Çünkü solcular eleştirel baktıkları için bir hakikat payı var. Ama bugün bence elbet ben de sol ve hala solcuyum yani yanlış anlaşılmasın. Ama bugün bu tür zincirlerin kırıldığını, artık insanların, genç yazarların özellikle her alanda yazdıklarını, her alanda fikirlerini söylediklerini görüyorum. Daha özgür düşündüklerini görüyorum. Yani kalıplarla düşünmek, kalıplarla yaratmak yerine daha özgür olduklarını ve özgür bir şekilde yarattıklarını, bilim kurgudan fantaziye kadar, polisiye romana kadar her alanda kalem oynattıklarını ve son derece başarılı olduklarını düşünüyorum. Onların sorunu, tek sorunu şu: Türkçe yazıyorlar. Elbette Türkçe yazacağız ve devam edeceğiz. Ama dünyada Türkçe yazdığınız zaman size 10 kere kuşkuyla bakıyorlar. Evet. Bugün maalesef Batı egemenliği, Batı egomanyasının böyle bir kültürel hapishanesi var. Kültürel bariyeri var. Maalesef çok yetenekli yazarlar var. Ve Türkiye'de geçmişe baktığımızda da bakın Batı'da mistik aydınlanma Dante'dir. Dante. İlahi komedi. Bizde kim? Mevlana. Aynı dönem yaşadılar. 13. yüzyılda yaşadılar. Mevlana. Ya Yunus Emre'yi de koyabilirsin elbette tabii. Hacı Bektaş Veli'yi de koyabilirsin. Yani böyle. Ama bugün Mevlana'yı öyle ya da böyle anarlar. Yani başka türlü anmıyor. Yani kendi adamlarına da Goethe diyor mesela kurucu. İşte Shakespeare diyor. Cervantes diyor. Mesela kendi kurucuları için bunları kullanıyor. Dostoyevski falan bile işte saymıyorlar. Dostoyevski, Tolstoy saymıyorlar da. Yeni yeni artık hani bu savaşta biliyorsunuz saçma sapan şeyleri de yaptılar. Evet. Pekala. Sohbet çok güzel ama gerçekten benim başka bir şey işim var. Sağ olun. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Yazar Ahmet Ümit bugün konuğumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten zevkli bir sohbet oldu. Doğan Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra izleyecek olanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek hafta başka bir konu ve konuklar birlikte oluncaya değin efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Esenlikler. Hoşça kalın Doğan Hocam. Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar bize. Hoşça kalın. İyi akşamlar.